Çünkü insan zihni aradığını görmeye müsait bir donanımda. Beyefendi çiçek alıyor, görmüyor. Görevin diyor. Güler yüz gösteriyor, görmüyor. Birlikte yemeğe çıkıyorlar, görmüyor. Bir hediye takı alıyor, görmüyor. Neyi göreceksin sen? Bunları görmedin, neyi göreceksin? Ve sihirli bir değnek aranıyor sanırım. Yani bir anda olsun isteniyor. Aslında değişim denen şey bir anda yaşanan bir şey de değildir. Hem bir anda olmaz. Süreç içerisinde yavaş yavaş da olabilir ama. Doğru. Sabır gerekiyor sanırım. Olanı görmüyor ki. İyiliklere şükretmeyi bilmezsek zihnimize olumsuzluklar o kadar yığılır ki hayatın yükü sanki benim üstümde der, altında bocalamaya, debelenmeye başlarız. Önce iyiliği göreceğiz, önce takdir edeceğiz, önce şükredeceğiz, önce var olanın hakkını eda etmeye çalışacağız. Ondan sonra sıra belki de olmayanlara hiç gelmeyecek. Dolayısıyla toparlayacak olursak değerli hanımefendi, beyefendiler gitmiyorsa hanımefendiler tek başına yardım alsın. Ve Allah'tan yardım isteyerek eşini kendisi değiştirmeye çalışmasın. Kimse karşısındakini değiştirme gücüne sahip değildir. Ben değişirim. Fussilet suresi 34. ayet-i kerime tecelli eder. Siz doğru davranmaya devam eder, Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde hareket ederseniz, kötülüğe iyilikle karşılık verirseniz, o insan sizin düşmanınız olsa bile ben onu size yakın bir arkadaşınız, sıcak bir dostunuz gibi yapacağım diyor. Allah'tan daha doğru söz kim vardır? Önemli olan Allah'a güvenmek, yaptığımız iyiliğin eşimize ama Allah ve kendimiz için olduğuna inanmak ve benim ahlakımı korumamın benim temel görevlerimden birisi olduğuna inanmak. Eşimin yaptıklarının benim ahlakımı bozmamam için benim sıkı sıkı Allah'a tutunmam lazım. Beni başka koruyacak bir şey yok. Hiçbir ne psikoloji, ne psikoterapi, ne psikiyatri, ne başka ilimler, ne başka bilimler. Bu sıkıntılara ancak inanç yoluyla biz direnç kazanabilir, inanç yoluyla mücadele edebiliriz. Evet. Çünkü bizim inancımızda sevap var, günah var, helal var, haram var, ahiret var, Allah var, peygamber var, mükafat var. Bunların olduğu bir çerçevede biz ayakta durabiliriz. Değilse bizi ayakta tutacak başka bir dinamik yok. Ayrılmanın da başka travmaları, başka şeyleri var. Zaruret olunca evet helaldir ama zaruret haline gelmeden önce yapabileceğimiz çok şeyler var. Hanımefendilerin yardım almaları, kendisine düşeni yapmaları ve çok önemli bir noktaya temas edeceğim. Sıfır beklentiyle bunu yapmaları. Evet, her programımızda bunun altını çiziyoruz. Çünkü hayatın içine bunu yerleştirmezsek beklentiler bizi bir süre sonra küt diye düşürür. Düştüğümüz zaman da o yaptıklarımızda yapılmamış hükmüne geçer. Çünkü sıfıra indik. O zaman benim değer verdiğim şeye karşı benim modum da düşer, motivasyonum da düşer, mücadelem de düşer. Ne oldu o zaman? Ne oluyorsa olsun. Ne oldu? Bir değeri kaybettik. Evet hocam. O yüzden de Allah'a dua ederken ya Rabbi, birilerinin bana ne yaptığıyla değil, senin benden ne yapmamı istediğinle davranmamı nasip eyle. Öyle düşünmemi, ona göre hareket etmemi ve senin razı olacağın şekilde davranmamı nasip eyle diyelim. Ahlakımızı bozmadan yapabileceğimiz şeyin en iyisini yapmaya çalışalım. Olmadı, yardım alalım. Uzman rehberliğinde ve uzmanın onayıyla ayrılmak helaldir. Evet. Ayrıldıktan sonra birbirimizin düşmanı olmadık. O artık bizim bir din kardeşimiz olmaya devam ediyor. O bu hayatta bir yaşam alanına sahip. Onun imajını bozma hakkımız yok. Ona iftira etme hakkımız yok. Onun benden alacağı ekonomik hakları vermeme yetkimiz yok. Dolayısıyla her an Allah'a hesap vereceğimiz bilinciyle, ahiret olduğu bilinciyle onun annesinin babasının olmasından ziyade Allah'a ait olduğunun bilinciyle insan haklarını ihlal etmeden saygın bir insan muamelesi göstermeye devam edeceğiz. Evet hocam. İnsan olmak ve insan kalmak bir insanın en büyük derdi olmalı. En büyük çabası olmalı. En büyük duası olmalı. İnsan kalmadıktan sonra hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem utanmıyorsan dilediğini yap diyor ya. İnsan kalmak gibi bir derdin yoksa artık senin önünde sınır da yok demektir diye düşünüyorum. Evet hocam, çok doğru ifade ettiniz. Birazdan sorularımıza geçiş yapacağız. Seyircilerimizden sorular geliyor. Ama onun öncesinde ben biraz böyle boşanma sonrasına doğru bir geçiş yapmak istiyorum. Tamam. Çünkü bu dönemlerde bireyler hakikaten
büyük travmalar atlatabiliyor. Aynen. Bazı özellikle daha kararlı, buna kendini inandırmış, kabul etmiş bireyler biraz daha kolay atlatabiliyorken tarafların bazıları bunu artık bir takıntı haline de getirebiliyor. Veya yeni hayata adapte olma noktasında sıkıntılar yaşayabiliyor. Boşanma aşaması olduğu kadar sonrası da maalesef zor bir süreç. Ve bununla birlikte merak ettiğim hususlardan bir tanesi de boşanma sonrasında çiftlerin çocuklar için sık sık bir araya gelmesi. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü çocuk orada anne babayı gördüğünde, ikisini yeniden bir arada gördüğünde orada tekrar bir umut ortaya çıkar ve daha sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşar mı? Ne düzeyde olmalı ardından o görüşme süreçleri? Bunları da konuşalım. İnşallah, teşekkür ederim. Bu da çok önemli bir soru. Şimdi değerli hanımefendi, ayrılmanın kendisi zaten travma, evet. Ama ayrılma aşamasındaki sözler, davranışlar, iftiralar, karalamalar, tartışmalar, söylenen sözler insanı daha çok yaralıyor, daha çok, evet, kırıyor. Örnek veriyorum. Hanımefendi diyor ki hayatım tamam, hatalarımı kabul ediyorum. Şunu şunu yapma demiştin, kaç aydır yapmıyorum. Şunu şunu yap demiştin, onu da yapıyorum. Şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Peki şimdi sorun ne? Hayır, benim sana sevgim bitti, ayrılacağız. Israrla ayrılıyor. Evet. 2 ay sonra başka bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkıyor. 10 yıldır tatile gidelim diye dilinde tüy bitiyor hanımefendinin. Bir de bakıyor ki 1 ay sonra bir başkasıyla bir yerlerde. Ona yazdığı güzel sözler, ona aldığı hediyeler, böyle paylaşmalar, şu bu. Bir dakika ya diyor, bir dakika, ne oldu şimdi? Biz seninle severek evlenmiştik, 10 yıldır beraberdik, 2 tane çocuğumuz vardı. Ben sana hayatımı şunu yapalım dediğim zaman ekonomimiz uygun değil, vaktim yok. Sen de bir türlü anlamıyorsun deyip duruyordun. Bana gelince vaktim yoktu, ben seninle hayatımın 10 yılını paylaşmışım. 2 tane çocuğun sevincini, meşguliyetlerini birlikte yaşamışız. Bunların hiç mi değeri yoktu? Bana gelince yoktu. Ayrıldıktan 1 ay sonra nasıl oldu da bu, evet, ilişki böyle mantar gibi ortaya çıktı? Belli ki önceden bir şey vardı. Bu insana daha çok yakıyor. Ve bir hanımefendi, bir çift anlatıyorlar işte. Hanımefendi diyor ki 30 yıllık evliyiz, bana bir kere canım demedi. Eşimin telefonuna şöyle bir bakayım diyor. Hiç de bakmam, umurumda da olmaz. Bir de baktım ki orada birisine canım demiş diyor. Bir dakika ya, ben yanlış görüyorum herhalde dedim. Bu benim eşim olamaz dedim diyor. Eşim böyle kelimeler kullanmaz, kullansa bana kullanır dedim, evet, diyor. Bir de baktım ki kalpler, çiçekler, iltifatlar. Bir başka kadınla yazışıyor. Benim girdiğim psikolojiyi anlamanızın imkan ve ihtimali yok diyor. Evet. 30 yıldır öğrenciyi de okuttum. Yoktu, yokluğuna katlandım. Kendisi meşguldü, doğuma bile yalnız gittim. Parası yoktu, yavan ekmek yedim. Bunca yıllık sıkıntıyı birlikte yaşadık, 30 yıl insan hayatında. Çeyrek yüzyıllık bir hayat. Bana canım demedi. Ama sıradan derken erkeklerle birlikte olmayı meşguliyet bilmiş birisine canım diyebildi. Ve o hanımefendiyi depresyondan çıkarmak çok zor. Zordu. Bunu nasıl teselli edebilirsin ki? Ne diyebilirsin, evet, ki? Dolayısıyla özür dilerim. Aslında hakikaten dediğiniz gibi hocam, sözün bittiği yer oluyor biraz. Yani çünkü ne söylenirse söylenilsin, o hanımefendinin o durumun içinden çıkması, belki o canım kelimesini zihninde her daim böyle bir kulak tırmalayıcı, evet, bir söz olarak ben hak etmedim miydi? Evet. Yani o ne yaptı da hayatın hangi yükünü çekti de, evet, seninle neyi paylaştı da sen ona canım diyorsun? Ben neyi eksik bırakmıştım ki onda buldun? Evet. Dolayısıyla işte bu tip durumlarda kendisinin haklıyken sürekli haksız duruma düşürüldüğü durumlarda insanın gerçekten yürek enerjisi bitiyor, motivasyonu bitiyor, kendisini çok kırılmış, çok anlaşılmamış, çok rencide edilmiş, değersizleştirilmiş hissediyor. İnanın ayrılığın travmasından daha acı bunlar. Ayrılık her halükarda travmadır ama bunu en hafif şekilde atlatmak kişinin hayatın
anlamını, insanın değerini nasıl gördüğüyle çok yakından alakalı. Bunu kolaylaştırmak için insanca bir çaba sarf etmek, kolaylaştırmak yerine, kolaylaştırıcı yaklaşım biçimlerinde bulunmak yerine buna sanki ateşe benzinle gitmek gibi körüklemek asla Rabbimizin, onun güzel Habibinin ve aklı başında insanların onaylayacağı bir şey değil. Evet, muhakkak. Sizin sorunuz neydi? Çocuklar için çocukların sık bir araya gelmek doğru bir davranış mı? Şöyle söylediğinizde haklısınız. Anne ile baba işte çocukların meselelerini konuşalım, bir arada kahvaltıya gelelim dediler. Kahvaltı yaptılar. Helal dairesinde ikisi de artık birbirlerinden ayrılar. Beşeri hukuk ve insani çerçevede bir mahsur var mı bunun? Yok. Nikah Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmadıkça, halvet olmadıkça hani fıkhi açıdan bir sıkıntı görünmüyor ama söylediğiniz şey doğru. Niye birlikte değilsiniz? Ben babamı evde istiyorum. Sen mi istemiyorsun? Baba mesela hanımefendi eşini, eski eşini çok karaladıkça şu anda biz evde olabilirdik. Baban şundan dolayı kızdı. Araba almadığım için kızdı. Ev almadığım için kızdı. Hep baban annenin yüzünden bu durumdayız dedikçe niye babamı öyle yaptın? İşte senin yüzünden biz ayrıymışız. Ben seni sevmiyorum. Sen kötü bir annesin. Senden nefret ediyorum diyerek ayrı bir çukura, ayrı bir kuyuya daha düşürüyor. Evet. Veya iyi anlaşıyorlarsa da bak anlaşabiliyor musunuz madem? Neden ayrıldınız? Hadi şimdi bakın anlaşıyorsunuz. Evet. Hadi bir araya gelin gibi. Evet. Yani bu tabii kişiden kişiye değişebilir. Çocukların büyük ya da küçük olmasına göre değişebilir. Ama çocukların böyle bir ümidi olur. O yüzden de çocukları mesela bazıları çocukları hiç kendileri muhatap olmuyor. Çocukları aşağıya bırakıyorlar. Mesela hanımefendi çocuk küçükse annesi aşağı indiriyor. O da uygun. Ötekini de hani şahıs kendileri ne düşünür bilemem. Ama söylediğiniz gibi çocuklar ümit var olurlar. Bundan dolayı şahıs kendisi tercih etmeli. Hani öyle mi yapmalı, öbür türlü mü yapmalı? Bu artık kendilerinin bileceği bir şey. Ama şunu söyleyebiliriz. Birbirlerinin ayıplarını, mahrem, gizli sırlarını ifşa etmemek insanlık görevidir. Birbirlerini karalamamak eski hukukun verdiği bir sorumluluktur. Çocukların hakkıdır. Çocukların anneyi de sevmeye, babayı da sevmeye ihtiyaçları var. Bu çocukların kalbindeki sevgiyi öldürmemek, var olmalarının anlamını ikisinin de birlikte yeşermesine yardımcı olmak, ikisinin de insan olmasının, anne baba olmasının sorumluluğudur, görevidir. Sıkıntı olacak ama olabiliyor. Evet hocam. Ayrılırlar ama babaya gider, baba güzel davranır, anneye gider, anne güzel davranır, zararı minimize ederler. Böyle de olabilir, yapılacak bir şey yok. Ayrılmalar ne yazık ki oluyor ama hiç olmasa daha derine düşürmemek, daha travmatik süreçler yaşatmamak için insanca ve mümince davranmak tek seçeneğimiz olmalı. Evet.